Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan bugun texnik mexanik fanidan Po'lat namunani cho'zilish sinashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bir uchi bilan qisira mahkamlangan pog'onali davrali kesimli po'lat serjant chizmada ko'rsatilgandek o'q bo'ylab ta'sir etuvchi to'plangan kuchlar, ya'ni bo'ylama kuchlar sistemasidan yuklangan. Mana 2 kuchimiz, mana F kuchimiz hamda 5 F, kengisi 3 F. Biz topishimiz kerak bu yerda R ikkisi topishimiz kerak. Zo'riqish kuchini topishimiz kerak hamda tavni topishimiz kerak hamda B nuqta, S nuqta, D nuqta hamda A nuqtalarni topishimiz kerak hamda epyuralarni ko'rishimiz kerak. Stirjining har bir qismida bo'ylama kuchlar berilgan hamda NX epyurasini quramiz. Keyingisi, stirjining har bir qismida kuchlanishni aniqlaymiz va top FX epyurasini quramiz. Kingsi, stirjining har bir qismida ko'chishlarni aniqlaymiz va lambda FX epyurasini quramiz. Ki mustahkam shartdan foydalanib stirjining har bir pog'onasidagi kundalik kesim o'lchamlarini aniqlaymiz. Bizaga berilgan stirjining ta'sir etuvchi kuch berilgan, uzunlik berilgan hamda ruxsat etilgan kuchlanish berilgan. Tau 140 MPa. Hamda stirjin matrining elastik moduli berilgan. İ kubetinin İ barobar İ kubetinin 10 derecesi 5 MPa. Topşırığının birinci şartını başarış kırışamız. Bizdeki reaksiya küçü. Bana reaksiya küçümüz. Kingsi boylama kuşlarını anıklayımız. Birinci kesimimiz. 0 kişi yok katta X1. Kişi yok katta il oralıkta. Şimdi İn birimiz 2 bu çözücü bo'lyapti. İkinci kesimiz 0 kichik yoki katta x2 2 yil oralig'da. Shunda zo'riqish kuchimiz n2 imiz. Bu 3 yil chiqyapti, bu çözücü bo'lyapti. Üçüncü kesimimiz 0 kichik yoki katta x3 kichik yoki katta 4 yil oralig'da. Şimdi zoruk kuşumuz, in uçumuz, minus 2, bu sıkı uçu bile yaptı. Yani Po'lat namunani stirjini bu sıkış kendili yaptı. Minus şurak uyla, bu sıkı uçu bile. Törtüncü kesimimiz ise, 0 küçük hakette x4, küçük hakette il oralıkta. Zoruk kuşumuz, in törtümüz, yani bu if çık yaptı, çöz uçu bile yaptı. Muayyen maçlar tarla topilgan kıymetlere göre bo'ylama kuch. Yani F ikisi epyurasini quramiz. Bunda F 10 mm deb olinadi. Aniqlash. Ve tav F ikisi epyurasini quramiz. Stirjin kısmida kuchlar doimiy ta'sirga bo'lganligi uchun har bir qismda normal kuchlanishlarni kesim bo'yicha ta'sir etuvchi o'zgarmasi. Yani tav. Tavimiz. Endi birimiz 2 chiqqan yuqoriga aytib o'tilgandek. Tav 2, ya'ni zo'riqish kuchimiz 2 3 yib chiqyapti. Tav 3. Yani zo'riqish kuchi in minus 2. Tav 4. Zo'riqish kuchimiz inimiz. Bu if chiqyapti. Topilgan qiymatlarga ko'ra muayyan masshtab tanlab olinadi, ya'ni if taqsim a barobar 30 mm deb, ya'ni tav fx epyurasini quramiz. Kundalik kesim ko'chishlarini aniqlaymiz va lambda fx epyurasini quramiz. Xarakterli nuqtalari bo'yicha harflar bilan belgilaymiz. Mahkamlangan joyda, ya'ni k nuqta ko'chish 0 ga teng. Qolgan kesimlarning ko'chishini qo'zg'almas nuqtadan nisbatan aniqlaymiz.
Yani 4-inci kesimimiz 0 kişi yakette x4 kişi yakette il aralıkta. Formülası koyduk için. Üçüncü kesimimiz ise 0 kişi yakette x3. Kişi yakette 2 ile aralıkta. Formülası koyduk için. Aralıkların içi göre bir kıymetlerini koysak bu halde. Demek lambda s noktamız minus 5 şifir çıkarttı. Demek s noktamız minus 5 şifir. İkinci kısmımız 0 kişi hareketti, x2 kişi hareketti, il oralıktı. Formülası koyduğumuzda. Noktamız 4 şifir çıkarttı. Birinci kesimimiz 0 küçük hareketli x1 küçük hareketli il oralıkta formülası koyduk için. Oralıkların içi göre bir kıymetlerini koysak o halde koyduk için bulalım. Şimdi lambda i noktamız 10 if il çıkarttı. Anıklayınca neticeyi kurum muayyen maçta talep yani if il. Taksim iya barabar 10 milimetre deyip alınken lambda f2 ipürasını kuramız şimdi müstakamlı şarttan faydalanıp sterjinin her bir bağınası kundelen kesim ölçümlerini anıklayımız her bir kısmında kuşlanışlarını anıklayıştı verilgen masalanın maksimal kuşlanışı sodur bular iken demek müstahkamın şarttan faydalanıp sizin bağınalarının kundalın kesim yüzasının ölçümlerini anıklayınız. Sizin bağınalar için ise sekiz yıllık yedi milimetre kadar çıkarttı. Sebe bağınalar için ise 1714 milimetre kadar çıkarttı. Birke bağınalar için ise 2571 milimetre kvadrat çıkarttı. Dövrelik kesimli pulatlı formülası bu. Yine diametrelerini topağımız. Bölge D1'imiz 33 milimetre çıkarttı. D3'imiz ise 46.7 milimetre çıkarttı. D4'imiz ise 57.2 milimetre çıkarttı. Mana bir uchi bilan qistirib mahkamlangan doira kesimli pulat sirjin. Mana chizmada ko'rsatilgandek o'q bo'ylab mana juft kuchlar berilgan. Mana 2 f hamda 5 f 3 f. Buni adinlandil kesimni kesib olyamiz, uchastkaga adinlandil bo'la olyamiz. Uchastka deb tashqi qo'yilgan kuch nuqtadan keyingi qo'yilgan kuch nuqtaga qadar oraliqdagi masofaga uchastka deb aytilyapti. Bülge 4'te kesimimiz var agen. 4'te kesimini adil adil kesim alalımız. Birinci kesimimiz en zor kısa küçüğümüz 2 çıkandı. İkinci kesimimiz de kesim aldık. Üçüncü kesimini de kesim aldık. Hem de 4'te kesimini de kesim aldık. Sizin de koordinat okularını çizim alalımız. Hem de zor kısa küçüğümüz en birimiz. Özellikle 2 f çıkkandı. Tepeden 2 santimetre. Birinci kesimimiz çizip alıp 2 santimetre çizip alıp bunu şıtırlap koyalımız. Yukarı kısmı. Garizantel. Plus şöyle koyalımız. Paski kısmımız ise frontal. Minus şöyle koyalımız. İkinci kesimimizde. En iki yani zor kısa küçüğümüz 3 f çıkkandı.
Mana shu 3 santimetr yuqoridan olib turib, nim shtirlab qo'yamiz. 3-chi kesimimiz esa minus 2 kelib chiqqandi. Frontaldan koordinata o'qimasan, pastki qismini, ya'ni frontal qismiga 2 santimetr olib turib, uni ham shtirlab qo'yamiz. Minus 2 kelib. 2 plus 1 sirjini siqish kentilgan uchun minus qo'yiladi. Minus 5 kelib. Shunda chiftdan minus 5 ifta yersak, minus 2 kelib chiqadi mana 2 kelib. 4-chi kesimimizni mana kesonamizni zo'r qishimiz n4imiz f chiqqanda mana f koordinata o'qidan koordinatadan 1 santimetr chizib olib turib buni shtirlab qo'yamiz. Ya'ni bular epyuralar deyiladi. Mana ordinatil kesib oldik, zo'r qish uchun topib oldik. Hamda tamam xuddi shu shaklda bo'ladi, yuqorida aytib o'tilgandek. Faqat bu yerga a'larni qo'yib chiqamiz. 2, ya'ni b nuqtamiz f chiqqanda mana koordinata o'qini chizib olamiz, mana koordinata o'qini chizib olganmiz. Koordinata o'qidan b nuqtamiz f tuz chiqqanda mana gorizontal koordinata o'qimiz, ya'ni yuqori qismi gorizontal tomonga 1 santimetr chizib olib turib, buni ham shtirlab qo'yamiz. S nuqtamiz esa minus 5 shifr chiqqandi. Demak, koordinata o'qimizdan pastki qismi minus ishora qo'yiladi, yuqori qismi esa plus ishora qo'yiladi. Minus 5 shifr chiqqan uchun past qatorga pastki qismidan 5 santimetr qo'yib olib turib, to'g'ri chiziq chizib olamiz va buni ham birlashtirib qo'yib, nishtirlab qo'yamiz. D nuqtamiz minus 4 chiqqandi. Buni ham koordinata o'qidan pastki qismidan 4 santimetr chizib olib turib, nishtirlab qo'yamiz. A nuqtamiz esa 2 f chiqqandi. Mana koordinata o'qidan 2 santimetr chizib olib turib, nishtirlab qo'yamiz. Y nuqtamiz esa il chiqqandi. Mana koordinata o'qidan yuqori qismidan 10 santimetr chizib olib turib, mana tochka qo'yib qo'yamiz. Har bitta tochkani birlashtirib qo'yamiz, ya'ni mana. Bu joylarni shtirlab qo'yamiz. Yuqori qismiga plus ishora qo'yamiz, pastki qismiga minus ishora qo'yamiz. Mana hisob chizmoqchimiz. Shulardan iborat edi masalani yasash maqsadi. Kesimdan kesib oldik, zo'r qish uchun topib oldik, tavda topdik hamda B nuqta, S nuqta, D nuqta, E nuqtalarni mana sizlar bilan birgalikda topdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.